Sayın Solmaz Türk. Teşekkür ediyorum efendim. 4 hususa değineceğim madde başlarıyla. Birincisi şu, bir yerde Sayın Erdem'in sözlerinin devamı niteliğinde. Bu bugün FETÖ denen, geçmişte cemaat denen grup, bunlar tabii ordu içinde de vardı ki tabii olduklarını 2016'da herkes gördü. Ancak bizler tabii bunu bilirdik. Ve şöyle derlerdi. Zaman zaman bunlar tabii konuşulur, eleştirilir, edilir. Bizimle uğraşmayın. Bize hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Neticede zarar gören siz olursunuz derlerdi. Böyle yüksek bir özgüven içindeydiler. Şimdi onların bu kadar yüksek özgüvenin içinde olan, nasıl olsa bize hiç kimse bir şey yapamaz güvence içinde olanların ne duruma düştüğünü şimdi herkes biliyor. Onun için bu devran döner, keser döner, sap döner. Onun için herkes özellikle devlette, bürokraside, poliste, jandarmada, askerde, her neredeyse, valisi, kaymakamı dahil, savcısı, hakimi dahil, herkes bu devranın döneceğini, döndüğünü, kesenin sapın döneceğini ve kanuna aykırı eylemlerinden sorumlu tutulacaklarını bilsin. Herkes ona göre ayağını denk alsın. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Şimdi tabii ben Sayın Erdem'in aktardığı, hani polislerle, emniyette mensuplarıyla görüştüm. Onlar da rahatsız diyorlar. Buna katılıyorum. Başka türlü olamaz zaten. Yani insan olan, bırakın siz polis olmayı, jandarma olmayı, asker olmayı. İnsan olan bu görüntülerden tabii ki rahatsız olur. Ama bütün polislerin ve bütün polis amirlerinin, müdürlerinin bunlardan rahatsız olduğunu varsayarsak bu yanlış olur. Yanlış olur. Bundan rahatsız olmayan ve başı çeken ve bu maksatla belli yerlere, kritik yerlere getirilmiş amirler var ve bu amirlerin kanuna aykırı talimatlarını, emirlerini canı gönülden yerine getiren polisler de var. Ha, bunlar azınlıkta. Azınlıkta olmasına rağmen nasıl bunlar böyle kafalarına göre davranabiliyorlar? Şöyle davranıyorlar. Görevine bağlı, vatanına bağlı, kanunlara saygılı, içinde insanlık olan çoğunluk polislerimiz bir baskı altındalar. Bu evet. Baskı birçok şekilde kendisini gösteriyor ama en güçlü olarak da terörist yaftasıyla gösteriyor. Haldun Hocam, yargıda diyorlar da benzer ki, bir durum var Haldun Hocam. Yani yargıda da benzer tabii, bir durum tabii, var. Her yerde var. Her yerde var işte, onu saydım zaten. Her yerde var. Diyorlar ki bu öğrenci terörist, o esnaf terörist, bu öğretim üyesi terörist, o gazeteci terörist, o terörist, bu terörist. Heh. Şimdi polisin, jandarmanın veya bir başka grubun, mesela savcı veya bir hakim, kanunu uyguladığı zaman vay sen teröriste destek mi çıkıyorsun? Baskısı altındalar. Asıl sorun burada. Üçüncü söyleyeceğim şey şudur. Tabii Boğaziçi'ndeki olayın üzerine şiddetle gidiliyor. Bugün gördüklerimiz tabii, yani üzülmenin çok çok ötesinde manzaralar. Şunu soruyorum ben İstanbul Emniyet Müdürü'ne ve İstanbul Valisi'ne. Çok mu gurur duydunuz? Yüzlerce polis, kalkanlı, silahlı, tam teçhizatlı, koskocaman, güçlü, pozulu insanlar. Yüzlerce polis. 10 tane öğrenci, içinde kızlar da var. Yaka paça alıp arabanın içine tıkıştırmaktan, iterek, kakarak, vurarak. Çok mu gurur duydunuz? Çok mu hoşunuza gitti? Kajileri boğaz içinden verin arkadaşlar. Soruyorum şimdi ya. Yüzlerce polis tam teçhizatlı. 10 tane öğrenci. Ya insan biraz utanır, insan biraz sıkılır. İnsan biraz utanır, sıkılır. Bu nereye kadar gidecek? Şimdi tabii bunun arkasında da aynı sebep var. Yukarıdan talimat öyle geliyor. Bu talimatı canı gönülden yerine getirmeye hazır amirler var.
O amirler o emir verdiği zaman oradaki işte bakın görüyorsunuz bu polislerin daha bere giymeyi beceremeyen, bere onu da söylüyorum. Polise bir şey vereceksiniz, bir disiplin, bir kılık kıyafet şeyi vereceksiniz. Ya bere giymeyi öğretin be kardeşim ya. Bere. Her neyse. O çocuklara bir kabahat yok tabii. O gencecik çocuk bir kabahat yok. Onlar amirleridir. Onların başındakilerdir. Sorun şu. Boğaziçi kötü örnek oluyor. Kötü örnek oluyor. Burnu sürtülemiyor. Ezilemiyor. Diz çöktürülemiyor. Ve bu sürdükçe birileri öfkelerinden kuduruyorlar. Onun için Boğaziçi'nin üzerine gidiliyor. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Tabii programın ilerleyen saatlerinde buna yer ayrılır mı ayrılamaz mı tabii bilemiyorum. Akış size bağlı ama bu programda olmasa da başka programlarda bunu konuşabiliriz. Şimdi bakın burada yurt meselesi olarak yani yurtlarla ilgili sorun diye tartıştığımız bir süredir bir konu var değil mi? Bu çok daha büyük bir problemin küçük bir parçası. O problem de şu. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yani daha 1922'de İzmir'in işte kurtarılışından birkaç ay sonra saltanat kaldırıldı biliyorsunuz. Bir süre sonra işte Cumhuriyet ilan edildi. Efendim işte Lozan Antlaşması imzalandı. Ve neticede ilafet de kaldırıldı. Şimdi bu dördünün kaldırılmasıyla yani daha 100 sene önce başlayan bir mücadele var. Bu mücadele esas olarak birbiriyle çatışan iki kültür. Evet Sayın Solmaz Türk'ün bağlantısında bir sorun var. Geldi. Kanunun çiğnenmesi ve paralel bir eğitim sistemi üzerinden farklı bir kültür, farklı bir dünya, farklı bir halk yaratılması. Sorun budur. Esas olarak yurtlarla ilgili konuda, efendim işte vakıflarla ilgili konuda, yok işte TÜGVA'dır, şudur budur, bunlarla ilgili konuda, işte yok merdiven altıdır, merdiven üstüdür, şudur budur, imam hatipler, işte Kur'an kursları, yok 4-6 yaşa da gidelim falan, hepsinin altında 100 senedir devam ede gelen, Cumhuriyet'in temel niteliklerini, temel değerlerini, başta laiklik ve demokrasi olmak üzere reddeden bir kültürü benimsemiş bir kitlenin yaratılması ve bunun giderek güçlendirilip iktidara getirilmesi mücadelesidir.